Kadınlar ne iş kurabilir? Kadınlar ne iş yapabilir? Merak ediyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Kadınlar istedikleri her işi yapabilirler. İşte size bir örnek. Hemen karşımda Ankara'da Tuğba Teke ile birlikteyiz. Tuğba erkek egemen bir işte kendi işini açtı, kendi işini kurdu. O bir otomobil tamircisi, oto galerisi var, oto tamirci dükkanı var. Merhaba Tuğba, nasılsın, iyi misin? Merhaba Tülay Hanım, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Seninle yazılı röportaj yapmıştık. Arzu edenler onu sitemizde de okuyabilirler ama en çok beğendiğim bir sözün vardı. Ben onu başlığa çıkarmıştım. Onu söylemeni isteyeceğim senden. Seni görenler sana ne diyorlardı? Bana gelenler ustayı çağırın bayan diyorlar. Yani bayan ustayı çağırır mısın diyorlar. Ben diyorum ki usta benim buyurun ben yardımcı olayım. Nasıl ya diye bir kalıyorlar böyle. Sonra yardımcı oluyoruz. Tabii ki onlar da böyle böyle alışacaklar ototamircide kadın görmeye, kadını her yerde görmeye. Çünkü kadınlar gücünün farkında artık. O yüzden de erkek egemen sektör diye bir şey kalmayacak bu gidişle umarım. Senin gibi kadınlarımız sayesinde sen çok önemli bir işlev edindin. Sadece kendi yolunda değil, bunu yaparak başka kadınların da yolunu açmış oldun. Seni yakından tanıyalım istiyorum. Kaç yaşındasın? Bir kere çok gençsin, pırıl pırılsın. Nerede doğdun? Kaç yılında doğdun? Nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir eğitim aldın? Nerelerde çalıştın? Bize anlatır mısın? Tabii ki ben 31 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Doğma büyüme İstanbul'dayız. Çekirdek bir ailede doğdum, büyüdüm. Yani çok kalabalık değildik, öyle söyleyeyim İstanbullulara göre. Daha sonra ticaret lisesi mezunuyum. Yani ticaret lisesinden mezun olduktan sonra 2 yıl kendi mesleğimi icra ettim. Öyle söyleyeyim size. Muhasebeyi ben aslında çok severek okumadım. Çocukluğumdan belli hep böyle bir otomobil tutkum vardı ama nereye başvuracağım, nasıl bir adım atacağımı bilmediğim için bir de biliyorsunuz bayan sektör olarak kabul edilmediği için hiç bu yola girememiştim. 2 yıl kendi mesleğimi icra ettikten sonra sigorta bölümüne girdim. Dedim ki ben arabalarla belki biraz daha bu yüzden yakın olabilirim. Araç sigortası, kasko, muayene gibi işler yaptım. 2008'de mezun oldum. 2010 yılında işi bıraktım. 2010 yılından 2012 yılına kadar bir sigorta sektöründe çalıştım ve sigortacılık eğitimi aldım. Daha sonra çalıştığım patronum vefat edince kendime yeni bir iş yeri açtım. Trafik müşavirliği üstüne. Hani dediğim gibi bu mesleğe nereden gireceğimi bilmediğim için ama bir şey beni çekiyor sürekli oraya. Kendi dükkanımı açtım trafik müşavirliği üstüne. İşte araçları muayeneye götürüyorum, getiriyorum. Bir gün götürdüğüm araç yolda kaldı. Annemle birlikte yapıyoruz tabii biz bu işi. Araç yolda kalınca ben dedim ki iş bitirip tekrar dükkana dönünce anne dedim aracım yolda kaldı. Ben dedim artık bu işe kesin karar verdim. Ben tamirci olacağım. Başka yolu yok dedim. Yani bu masa işi bana göre değil. Annem dedi ki kızım yaparsın sen dedi. Sen bu işi yaparsın dedi. Ben hem kendi dükkanım var hem de dışarıdan böyle yer araştırıyorum. Yani işte bana bu işi öğretecek insanları araştırıyorum. Çırak olarak yanınızda çalışabilir miyim diye. Her telefonu açtım bana gülüyor. Gülerek telefonu kapatıyor. Ya diyorum para falan istemiyorum. Para istemiyorum. Yeter ki hafta sonları olsun, günlük bir 2 saat olsun. Ben sizin yanınıza geleyim yani bu işi öğreneyim. Neyse hiç kimse kabul etmedi. Kabul etmeyince de bizim... Ne deyip kabul etmiyorlardı sen öyle hani geleyim çırağınız olayım dediğin zaman? Ben bu işi öğrenmek istiyorum diyorum. Gülüyorlar karşımda. Sen mi diyorlar bayan olarak yapmak istiyorsun. Sana göre değil bu iş diyorlar. Telefonu kapatıyorlar. Kimisi beni dalgaya aldı. Yani sanki böyle dalga geçiyormuşum gibi benle bayağı bir tiye alındım yani konuşurken. Ondan sonra bizim İstanbul'da başımıza bir sıkıntı geldikten sonra biz Çankırı'ya yerleşmek zorunda kaldık. Bir dolandırıldık gibi bir şey oldu. Çankırı'ya yerleştik. Daha sonra orada çevremizle beraber Ilgaz'da bir usta vardı. Ben bu hevesle, yani isteğimi ona anlattım. Dedim ki ben dedim bu yolda ilerlemek istiyorum. İşte tamirci olmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Gel Tuba dedi yanıma takıl. Yanıma takıl. Yani yeni bir ortam, yeni bir çevre bilmiyorum da İstanbul dışı bir yer. Gel yanıma dedi. Yanına gittim.
Bir seneye yakın onunla beraber çekici kullandım. İstanbul'a gittim, geldim. O da kaporta boyacıydı. Tamirci de vardı. Biraz yanında takıldım ama bu hevesimin gerçek olduğunu anladı. Dedi ki Tuğba dedi, ben sana bir şey söyleyeceğim. Tosya'da çok güzel bir usta var. Senin de bu hevesini, yani sendeki bu heves değil. Anladım, sen gerçekten öğrenmek istiyorsun. İstersen dedi, ben seni onunla tanıştırayım. Sen dedi onun yanında anlat ama şehir değiştireceksin. Abi dedim, seve seve ne demek yani, bana öğretecek de ben koşa koşa giderim. Annemle paylaştım bu işi. Anne dedim, Tosya'da böyle bir usta varmış. Kızım sen nasıl istiyorsan öyle dedi. Eğer öğretecekse sana dedi, hayalinin peşinden git dedi. Biz o ustayla görüştük. Ertesi gün hemen oradan evimizi tuttuk, yerimizi tuttuk. Ertesi gün işbaşı yaptım. Bir gün içerisinde. Hemen ertesi gün. İlk başta yedek parça ve muhasebe olarak işe başladım. Bana yedek parçalardan anlatmaya başladı. Ben 2013'ün sonlarına doğru Rıfat Usta'mın yanına girdim. Tosya'da çalışmaya başladım. Yedek parçadan işi bana öğrettikten sonra tamir işlerini öğretmeye başladı. Gerçekten bu işte elimin yatkın olduğunu ve öğrenmeye hevesim olduğunu gördükten sonra beni okula yazdırdı. Çıraklık eğitime gittim, kalfalığımı aldım. Yani bu işle alakalı bütün belgelerimi aldım. 2017'ye kadar onun yanında çalıştım ve bütün işi bana öğretti. 2017'den sonra Tosya'dan Ankara'ya taşınmak zorunda kaldık. Tosya'dan Ankara'ya taşındık. Ankara'dan sonra ben burada yetkili servislere çalıştım. İşte normal sanayide çalışmaya başladım yine. Yetkili servislere çalıştım. Daha sonra işte bu yılda artık dedim ki ya yeter, başkasının yanında çalışmayayım, kendi işimi açayım. Hiç de tereddütte olmadım. Çünkü kardeşim vardı benimle birlikte yetişen. Benden 7 yaş küçük kardeşim var ama o da ben nereye gittiysem hep onu da yanımda götürdüm. Şunu atladım, çok özür dilerim. 2010 yılında annemle babam ayrıldılar benim. Ayrıldıktan sonra ben hep annem annem diyorum ya, yanlış anlaşılmasın, onu da söyleyeyim. O ayrıldıktan sonra ben kendi dükkanımı kurdum. Hep annemle beraberdik. Annem ve kardeşimle beraber. O yüzden kardeşim hep benimle beraber devam etti. Bu mesleği öğrendik. Dedim ki anne, ben artık başkasının yanında çalışmayacağım. Kendi işimi açacağım. Sen dedi onu da yaparsın kızım dedi. Ben sana inanıyorum dedi. Yani 3 gün içerisinde hemen gittim. İş yerimi buldum, hazırlığımı yaptım. Ankara'da tanımadığım bir çevre. Yani alışık olmadığım da bir ortam. Ama ben hayallerimin peşinden gitmeyi tercih ettim. Dedim ki ben bu kadar emek veriyorum. Bir başkasının yanında değil de kendi işime bu kadar emek vereyim. Çünkü sanayi ortamı biraz fazla vakit geçiriyorsun. Sabah 8 gece 12'lere kadar da bulabiliyor. Ben dedim bu kadar emek harcayacaksam kendi işimde harcayayım. Böyle bir adım attım. Çıktım, bu dükkanı kurdum. Vallahi bravo sana. Bu yıl mı kurmuştun? 2021'de mi? Ne zaman? Evet. Bir ay geçti işte. İkinci ayıma döneceğim. Daha ikinci ayın içindesin. Çiçeğin burnunda bir girişimcisin. Şahane. Seni de tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel bir şey dikkatimi çekti. Ya senin annen, evet sen müthiş bir kadınsın ama senin annen senden de müthiş bir kadın aslında. Seni hep desteklemiş, hep yüreklendirmiş, evet, cesaretlendirmiş, motive etmiş, senin yanında olmuş. Nasıl bir kadın annen ki sana bunları yaptı böyle? Yani herkesin annesi kendine göre mükemmeldir ama benim annem daha bir mükemmel. Çünkü yanlışımla bile şimdi babam, yani baba dediğim insan, annem 8 yıl oldu evleneli. Benim babam da, yani bu babam da çok bana destekçiydi. Annem de öyle. Gerçekten sonuna kadar destek verdiler. Onların gücü zaten beni sürekli ayakta tuttu. Ne kadar güzel. Annen de çalışma hayatında içinde biri mi? Ev kadını mı? Hani nasıl oldu da seni bu kadar cesaretlendirdi? Onun hangi özelliği bu motivasyona sahip oldu, seni böyle yüreklendirdi? Yani annem ev hanımı. Ama yani her türlü bizim arkamızdaydı. Kardeşlerim olarak da öyle. Hep bize bir destek, hep bize bir güç olarak arkamızdaydı. Her konuda da bizi destekledi çok şükür. Ne kadar güzel. Peki şimdi tabii oto tamirciliği kolay bir şey değil. Dükkanı açmak hele hiç kolay değil. Evet. Nasıl açtın? Birikim, sermaye, kredi, borç harç. Ne kullandın? Nasıl açtın? Biraz o dükkanı açma aşamalarını ayrıntılı anlatabilir misin?
Tabii ki ben dediğim gibi sanayide çalışıyordum en son. Artık böyle ortamda bir şeye kafam attı. Zaten eğer ben bu şeyi, otomobil tamir işini Ankara'da öğrenmiş olsaydım kesinlikle bu işi yapmazdım. Allah'tan ki Tosya'da öğrenmişim ustamın yanında. Bu sanayide bir şey kafamız attı. Dedim ki hadi Kemal dedim, kardeşimin adı Kemal. Gidiyoruz dedim, bir şey buluyoruz. Ben hemen ertesi gün kredi çektim. Biraz birikimimiz vardı. Annemin, abimin, kardeşimin hepsini bir araya getirdik. Öyle açtık burayı. Ama daha sonrasında KOSGEB'e başvurdum. Çok şükür o da dün onaylandı. Yani bundan sonra da herhalde aşamayı bilmiyorum nasıl olacak ama onaylandı yani. Onlar da geldiler, burada gördüler, benle tanıştılar. İşi ben onlara biraz anlattım. Belgelerimi gördüler. Daha sonra onayladılar. Çok güzel, tebrik ederiz. Harika bir destek. Çünkü biliyoruz ki KOSGEB özellikle kadın girişimcilere yüzde, yanlış hatırlamıyorsam, %80'e varan bir hibe sağlıyor. Öyle değil mi? Evet. Biraz anlatsana bu KOSGEB'in imkanları neler, nasıl öğrendin, neler yaptın başvuru esnasında, belki senin gibi işini kurmak isteyen ama KOSGEB'in desteklerinden haberi olmayan kadınlar olabilir. Bize anlatabilir misin o süreci de sana zahmet? Tabii ki ben bu KOSGEB'i çalışırken araştırıyordum. Nasıl bir şekilde destek veriyorlar, ne kadar veriyorlar diye. Zaten kafamda iş yeri açma planım olduğu için daha önceden ben hep bütün projelerimi zaten gerçekleştirdim kafamda. Onları takip ediyordum sürekli. En başta başvurdum KOSGEB'e. Yalnız bana dediler ki önce iş yeri kurman gerekiyor. Vergi levhan çıkması gerekiyor, iş yerinin kurulması gerekiyor. İşte belirli yerlere tabi olman gerekiyor. Biz geleceğiz, uygun görürsek bu kredi çıkıyor. Ben zaten KOSGEB versin vermesin bu dükkanı açmak benim kafamdaydı zaten. Ben gittim, dükkanımı açtım, bütün her yere başvurdum. Belgelerim de çıktıktan sonra KOSGEB'e tekrar gönderdim. Onlar da bu süreci değerlendirdiler. Sürekli mailleşerek işte bu evran eksik, resimlerin eksik gibi. Yani sürekli bir irtibat halinde olarak bana eksiklerimi söylediler. Ben de onları gönderdim. Gönderdikten sonra kontrole geleceğiz diye aradılar. Buyurun gelin dedim ben de. Geldiler, kontrol ettiler. İşin gerçekten benim yapıp yapmadığımı öğrendiler. Çünkü herhalde sıkıntılar çok yaşanıyormuş bu konuda. Gerçekten buna inandıktan sonra onayladılar. Ve benden en son borcu yoktur yazısı istediler. Böylelikle bitmiş oldu. Ama daha henüz hiçbir şey almış değilim. Bu süreç devam ediyor. Evet, sadece onaylandığını öğrendim. Evet. Peki şimdi o aşamaları da anlatmanı isteyeceğim. Sana başvurdun. Dediler ki sen önce git bir şirketini kur. Evet. Dükkanını aç, belgelerini getir. Şimdi burası çok kritik bir nokta. Niye kritik? Sen belgelerini toparladım, verdim dedin ama o belgeleri de söylemeni isteyeceğim. Şirketi kurdun, dükkanı açtın. Bunları, bütün bunları yaparken kontrat imzaladın. Birilerine deposita yatırdın, para yatırdın, içeriye malzeme aldın, onların paralarını, evet, aldın, faturalarını aldın. Bütün o faturaları, bütün harcamalarını, şirket hesabı açtın büyük bir ihtimal. Onları da anlatmanı istiyorum çünkü bunlar çok önemli detaylar. Tülay Hanım, şirket hesabı açmadım. Ben zaten şahıs olduğum için henüz şu anda KOSGEB'in şöyle bir şey var. Geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik diye programı var ayrı ayrı. Şimdi benim ilk aldığım geleneksel girişimcilik. Tabii bu KOSGEB'e başvurmadan önce şu detayı atladım. Geleneksel girişimciliğin bir belgesini almanız gerekiyor. Onların online sayfası var. Oraya girip o belgeyi almanız gerekiyor. Geleneksel girişimcilik sayfasını, belgesini aldıktan sonra, çok özür diliyorum, o sadece size bu desteği dükkan açmanıza, dükkan kiranıza ve eleman çalıştırmanız açısından destek veriyor. Pardon, yine araya gireceğim. Şimdi o bir girişimcilik belgesi ve o belgeyi alabilmen için senin eğitimden, girişimcilik eğitiminden, evet, geçmen gerekiyor, öyle değil mi? Evet. Ücretsiz bir eğitim. Evet, ücretsiz KOSGEB'in sunduğu bir eğitim, uzaktan online eğitim oluyor. Bunu alıyorsunuz. Bunu aldığınız takdirde yani faturalarınıza falan bakmıyorlar. Bu geleneksel girişimcilikte sadece size kira ve gider desteğinde bulunuyorlar 2 sene boyunca ve eleman desteğinde.
Eğer ileri girişimcilik sınavına da girerseniz, o belgeyi de alırsanız, bu sefer faturalarınızın üstünden aldığınız malzemenin parasını veriyor. Her fatura çıkarttığınızda o faturanın karşılığını size veriyor. 2 sene boyunca size destek çıkıyor. Toplu bir para vermiyor. Bir dakika, şimdi sen temel girişimcilik eğitimi aldın. Evet. Bu eğitimini aldıktan sonra belgeni aldın. Şirketini, şahıs şirketini kurdun. Evet. Dükkanını açtın. Malzemeni koydun. KOSGEB'e başvururken başvuru belgen arasında kira kontratın vardı. Bir de şirket kurulum masrafların, öyle değil mi? Muhasebeciye verdiğin para, noterde harcadığın paralar, evet, vesaire. Onların belgelerini sundun. İçine koyduğun alet edevatın belgelerini, satın aldıklarının koymadın mı o dosyanın içine? Hayır, o ikincisinde, yani ileri girişimcilik belgeni aldığında, ki ben ikisini de aldım. O belgenin de aldığında onu da o zaman veriyorlarmış, yani destek için. 2 destek bölümü var. Bir sadece kiran ve elemanın için, bir de dükkanındaki malzemelerin için. Ve fatura kestiğinden fatura başına o şekilde veriyorlar. Hı hı. Neye dikkat edilmeli? Hani bu KOSGEB'e başvuracak olanlara tavsiyelerin ne olur? Özellikle NFC koduna dikkat etmeleri gerekiyor. KOSGEB'in kendi bünyesinde NFC kodları var. Eğer kuracakları iş yeri o NFC koduna uymuyorsa kesinlikle destekle bulunmuyorlar. Sadece buna dikkat etseler yeterli. Sonraki adımlarda neler yapacaklarını nasıl bilecekler? KOSGEB bu konuda yeteri kadar bilgi veriyor mu? Hayır, vermiyor. Yani bir ya KOSGEB danışmanından yardım isteyecekler ya da kendileri bu aşamayı böyle öğrenerek. Çünkü KOSGEB size demiyor, şu aşamadan sonra böyle oluyor demiyor. Ancak KOSGEB danışmanından yardım alabilirler. Onu da sanıyorum ki katıldıkları o girişimcilik eğitimini veren öğretmenden sorup öğrenebilirler. Hani ben KOSGEB'e nasıl başvurabilirim dediğinde o eğitimleri veren hocalar bir şekilde yardımcı olurlar onlara sanıyorum. Yeterli kadar olmuyorlar ama dediğim gibi ben mesela şu şekilde yaptım. Bir KOSGEB danışmanından fikir aldım. O yolu nasıl izleyeceğime dair onlar bana bir proje sundular. Çünkü bir iş projesi vermek zorundasınız. İşte nasıl başladım, nasıl gidiyorum, ilerideki düşüncem neler, bu dükkanı ne kadar büyütmek istiyorum gibi sizden bir proje istiyor. İş planı dediğin, değil mi? İş planı hazırlaman gerekiyor. Evet. O girişimcilik eğitimlerinde de bu iş planının nasıl olması gerektiği eğitimi de veriliyor. Evet, ha, evet. Ona göre zaten o planı hazırlıyorsunuz ve o planı sizde uygun görürlerse, o NFC kodunu da uygun görürlerse ona göre destek çıkartıyorlar. Peki şimdi sen KOSGEB'e yaptın başvurunu, onaylandı. Yaptığın harcamanın ne kadarını hibe olarak alacaksın KOSGEB'den? Yani şu an hiçbir bilgim yok. Şu an sadece onaylandı. Şey demişti danışmanım bana, işte aylık ilk açılış parası olarak 5.000 lira verilecek. Hani bu masrafların, dükkan tutman gibi şeyler için. 5.000 lira verilecek. Ondan sonra da işte 1.000 lira, 2.000 lira, yaklaşık 70.000 lira hibe ediyor. Ama 2 seneye yayıyor bunu size. Yani 2 sene boyunca sizin ayakta kalabilmeniz için destek veriyor her ay. Hı hı. Tabii bu 70.000 lirayı çıkarıp trink diye vermiyor. Yaptığı, evet, bütün o çalışma 5.000'i veriyor ama belgesini görmek istiyor kurulum masrafı, kira, depozito vesaire ödemelerin için. Ya da evet, eleman desteği veriyor o 70.000'in içinde. Senin kaç tane elemanın çalışıyorsa onların, evet, maaşlarını ödeyebilmen için sana bir destekte bulunuyor. Ama maaşın tamamını KOSGEB ödemiyor. Yine sen ödemeni yapıyorsun. Ödemeni, hı-hı, yaptıktan sonra belgelerinle başvurursan ve KOSGEB kabul ederse ödemeyi yapıyor. Yani herkes başvurunca, evet, o total 70.000 lirayı alacak diye bir şey söz konusu değil. Ama çok önemli bir destek hakikaten. Özellikle girişimciliğin hayatta kalabilmesi için insanlar kuruyorlar ama, evet, gelemeyebiliyor. Peki şimdi gelelim bu otomobil meselesine. Bu tutku nasıl bir tutku ki sen böyle muhasebecilik okudun, başka işler yaptın, en sonunda da ototamirci dükkanını açtın? Yani bu tutkunun nasıl bir şey olduğunu ben de anlam veremiyorum. Çünkü çocukluğumdan gelen bir şey. Bir yönlendirilme değil, bir heves değil.
Yani bu hiçbir şey değil. Bunun adını koyamıyorum. Çocukluğumdan gelen bir şey. Sadece ne iş yapacağım konusunda bir fikrim yoktu. Yani evet, otomobille alakalı bir şeyler yapmak istiyorum ama yani bu sektörün bana uygun bir sektör olduğu konusunda sadece kararsızdım. En sonunda artık yani o tamirci o gün oraya geldiğinde ben karar verdim. Dedim ki benim mesleğim bu olmalı. İşte bu yani aradığım meslek bu. Ondan sonra seçtim bu yolu. Otomobil tutkun nasıldı? Ne yaşıyordun o tutku açısından? Yani hani birine aşık olursunuz ya nasıl böyle kalbiniz çarpar. Ben de küçükten belli daha böyle 15-16 yaşındaydım. Hep böyle arabalar alıp kaçıyordum kapının önünden. Annem babam işten geldiği zaman anlamasın diye de tam böyle hizası hizasına koyuyordum lastik. Çünkü babam çok anlıyordu beni. Kızıyordu bir de. Tam böyle lastiklerine tebeşirle falan çiziyordum. Böyle tam anlamasın diye yerine koyuyordum, alıyordum, götürüyordum. Yani içimde engel olamadığım bir şey var. Binmek hoşuma gidiyordu. O direksiyona dokunmak da hoşuma gidiyordu. Böyle büyüdü gitti. Peki o tabii o, otomobil kullanma tutkusu ama kullanmak başka bir şey. O otomobilin altına girip onu tamir etmek, daha iyi hale getirmek başka bir şey. Sen araçları tamir ederken hangi duygular içindesin şimdi? Valla aynı duygular hiç değişmedi. Aslında o koltuğa oturmamla yapma aşamam içimdeki duygularla aynı. Hiçbir şey değişmedi. Peki, oto tamirci dükkanını açtın. Şimdi neler Evet. yapıyorsun dükkanda? Hangi hizmetleri veriyorsun? Biraz da onları biraz anlatır mısın bize? Tabii ki. Ben burada ön takım tamiri yapıyorum. Yürüyen aksam tamiri. Tiryel kayışı değiştiriyorum. Muayeneye hazırlıyorum. Yağ bakımı, genel bakım, periyodik bakım dediğimiz onları yapıyorum. Aksesuarlarım var, lastik satışım var, sıfır ve ikinci el lastik satışım var, tamirim var, balans ayarım var. Burada 16 tane sigorta şirketinin acentesiyim. Hepsinden ayrı fiyat çıkartıp sigorta ve kasko fiyatı veriyorum. Yani ben istiyorum ki buraya müşteri geldiğinde sigortasını benden yaptırsın, ön takım yürüyen aksamını da benden yaptırsın, muayeneye de benden hazırlayayım. İşte lastiğini de ben vereyim, tamirini de ben yapayım, lastik tamirini. Buraya geldim mi her şeyle beraber çıksın istedim. Ben de sadece ağır motor yok. O kadar motor dışında her şey bende var. Bilir misin hani o her şey var demiştin ya, istiyorum ki ekranda sadece sen olurken anlat, hangi çalışmaları yapıyorsun, bize söyleyebilir misin acaba? Tekrar mı baştan alayım? Evet, sıra gitsin istiyorum da ekranda sadece sen ol istiyorum o yüzden. Tamam planım. Yani ben burada ön takım tamiri yapıyorum. Muayene hazırlık, periyodik bakım, yağ bakımı, fren ayarı, lastik tamiri, lastik değişimi, yol yardımı, aksesuar ve sigorta kasko üzerine faaliyetlerimiz mevcut. İstiyorum ki buraya gelen müşterim her şeyini benden yaptırsın ve özellikle bayan müşterilerim gelsin istiyorum. Artık çekinmeden sanayiye çünkü eskiden yani şu anda öyle bayanlar çok fazla sanayiye gidip vakit tüketemiyorlar biliyorsunuz. Ben istiyorum ki Çok özür diliyorum. Hemen araya gireceğim. Bayan tabiri evet. erkeklerin kullandığı ve yanlış bir tabir. Çünkü bayan değil, biz kadınız. Bizim cinsiyetimiz kadın. Kadın rica edeceğim. Böyle böyle dilimizi değiştiriyoruz çünkü. Nasıl ki şöyle diyoruz, değil mi? Baylar ototamirciye gittikleri zaman baylar şu tarafa gitmiyorlar. Baylar böyle demiyoruz, değil mi? O yüzden bayanlar Evet. da demiyoruz. Biz kadınlar diyelim. Kadınlar da gelsinler. Niye gelsinler kadınlar? Kadın müşterilerim buraya geldiğinde yani benim işimde ne kadar titiz olduğumu görsünler istiyorum bir kadın olarak. Çünkü kadınlar yaptığı işi her zaman bir üst seviyede daha temiz ve daha titiz yaparlar. Ben de buraya gelen araçlarımı tamirini yaptıktan sonra titizlikle temizliyorum. Hem motor temizliği yapıyorum hem diğer yerlerine bakıyorum. Ve kadınlar buraya geldiğinde gönül rahatlığıyla burada oturup çayımı kahvemi içebilsinler, sıkılmasınlar istiyorum. Ve gönül rahatlığıyla buraya girip çıkabilsinler. Peki kadınların sanayi bölgelerindeki bu oto tamircilere girmekte karşılaştıkları sıkıntılar, sorunlar neler? Niçin gelmelerini istiyorsun?
Ya bir kadın olarak o çok tercih edilmiyor. Girdiklerinde sanayi sektöründe yani bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz ama sanayi sektörü pek nasıl anlatayım? Düzeyli yani seviyeli insanlar çok fazla yok. O yüzden farklı şeylerle karşılaşabilirler. Ben de o sektörün içinde yetiştiğim için kimin hangi yani kimin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden ben hep onlardan ayrılmak istedim ve kendi yerimi de sanayide açmadım. Kesinlikle sanayide değilim. Dedim ki dışarıda olacağım, yine bu işi yapacağım, yol üstünde olacağım ama kadınlar da gelecek, gönül rahatlığıyla oturacak, çayını kahvesini içecek, isterse saatlerce bekleyebilecek, başımda bekleyecek. Yani sıkıntısız 24 saatte beni arayabilecekler, yolda kaldıkları zaman, lastiği patladığı zaman, Tuğba gel yolda kaldık deyip gönül rahatlığıyla beni çağırabilsinler istiyorum. Peki sanayiye geldiklerinde ne tür sıkıntılarla karşılaşıyor kadınlar? Biraz o kısmı örnekler vererek açar mısın? Yani buna örnek vermek ne kadar doğru olur ama işte sanayimizde çok fazla düzgün ustalarımız yok. Dediğim gibi seviye bakımından da çok ileri seviyede insanlar yok. Ne üslup olarak ne konuşma olarak. Yani bir bayan sanayiye girdiğinde hemen insanların kafasında farklı lambalar yanmaya başlıyor. Hemen. Ya ben dedim ya o sektörün içinde yetiştiğim için yani ister genç olsun ister yaşlı olsun fark etmiyor. Hemen farklı zihniyetler başlıyor insanların Ne kafasında. o zihniyetler, o yanan lambalar ne? Onları açık açık söylemeni rica edeceğim. Ya işte bayan geldi, hemen böyle bir konuşmaya girmeler, işte telefon numarası almalar, yardımcı oluruz zihniyetinden aslında arkasında farklı şeyler beslemeler. Aklınıza gelebilecek her türlü şeyler ve bu işin sonu tacize kadar gittiği yerlerini de şahit oldum ben bu sektörün içinde. Ve olmayan ustalarımız da var. Yani olmayan bayanın olduğu yerde gayet düzgün bir şekilde işini yapan insanlar da var. Onların hakkını yememek lazım. Ben çoğunluktan bahsediyorum yani diğer kitlelerden. Yani kadınlar sanayiye araçları bozulup da gittikleri zaman orada maalesef diğer yerlerde olduğu gibi sanayi bölgelerinde de tacizle karşılaşıyorlar. Oysa Evet. müşteri olarak gitmiş oraya, müşteri veli nimetimdir demesi gerekirken Kesinlikle. o gelen müşterisini taciz etmekten geri durmuyorlar, öyle mi? Kesinlikle ve bir de şöyle bir şey var. Nasıl olsa kadındır, anlamaz diye. Diyor ki abla şurası da eksik, burası da eksik. Yani işin içine farklı bir şey sokuyor. Yani senin olmayan parçanı sana değiştiriyor veya değiştirmiyor. Sana değiştirmiş gibi gösteriyor. Güvensizlik veriyor yani öyle söyleyeyim bizim burada o şekilde. Güven vermiyorlar hiçbir şekilde. O yüzden de sen de diyorsun ki kadınlar bana gelsinler ki hem güven duysunlar hem rahat etsinler hem de tacizle karşılaşmasınlar. Belki bizi Kesinlikle. izleyen erkek ototamirciler varsa onlara bir şeyler söylersin diye eminim, tahmin ediyorum. Çünkü bu böyle devam mı edecek sence Tuğba? Yani otosanayi bölgelerinde kadınlar araçlarını götürdüklerinde ille de böyle taciz, asılma, ondan bir şeyler elde etme şeklinde mi davranmaya devam edecek erkekler? Değişmek zorunda değiller mi? Onlara bir çağrın yok mu? Ya tabii ki değişmek zorundalar ama kimsenin zihniyetini değiştiremiyoruz. Birçok insanın zihniyetini değiştiremiyoruz. Sonuçta görmediğimiz bir şeyin içinde neler döndüğünü kesinlikle bilemiyoruz. Ne kadar değiştirmeye çalışsak da birçoğu değişmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben onlara şöyle bir tavsiye veriyorum. Ustalarım kesinlikle beni yanlış anlamasınlar. Özellikle bu zihniyete sahip olmayan ustalarım beni yanlış anlamasınlar. Biz dediğiniz gibi herkesi yani müşteri, ekmek kapı, veli nimetimizdir diyerek herkese kadın ve erkek ayırt etmeksizin işimizi düzgün ve güvenilir bir şekilde yapalım, temiz bir şekilde yapalım. Yaptığımız işin üstünde bir can taşındığını bilerek yapalım, düzgün bir şekilde de teslim edelim. Güzel. Bir de şu var biliyor musun? Zihniyet değişimi dediğimiz şey yapılabilir olabilir bir şey.
böyle gelmiş böyle gider dediğimiz sürece aynı zihniyet yapısı değişmeye devam ediyor. Ama senin gibi kadınlar işte bu değişimi başaran kadınlar olacak. Senin sayende bak şimdi sen neler yaptın farkında mısın bilmiyorum. Sen şimdi bir kadın olarak bir ototamirci açtığın için senin peşinden başka kadınlar da gelecek. Onlar da ototamirci açacaklar. Ve başka yerlerde kötü muameleyle karşılaşan kadınlar oralara gitmektense sana gelecekler. Ve bunu gören ve tabii ki dediğin gibi herkesi bunun içine dahil etmiyoruz. Büyük çoğunluk elbette kadına saygı duyan, değer veren ve asla ve asla taciz etmeyen bir grup. Ama maalesef erkeklerin içinde psikolojik, cinsel tacizde bulunanlar maalesef çok var. Onların da şöyle bir değişim olacak. Bakacaklar, diyecekler ki bu kadınlar kadına gidiyorlar. Kadın onlara şöyle davrandığı için müşteri çekiyor. O zaman biz de böyle yapalım. Çünkü niye? Para kaybedecek para. Parasını kaybetmemek için o zihniyetini, kafasını değiştirmek zorunda kalacak ve kadınları bir cinsel obje olarak, bir taciz unsuru aracı olarak görmekten vazgeçmeyi gündeminde öğrenecekler. Umudunu sakın kaybetme Tuğba. İşte sen bu kadar önemli bir şey yaptın. O yüzden seninle çok görüşmeyi istedim. İyi ki de kabul ettin. Peki şimdi gelelim. Yaptığın işleri saydın ama ille de böyle çok iyi yaptığın bir şey var. Yani o saydığın bir dolu işin içinde. Yani o iş için özellikle niye sana gelmeliler? Onu bir anlatır mısın? Ön takım tamiri için mi? Yani araçlarında yani özellikle bana neden gelmeliler? Ben gerçekten işimi güvenilir ve temiz yaptığıma inanıyorum. Ve gerçekten bunu da göstermek istiyorum gelenlere. Yani baştan savma iş yapmıyorum. Gerçekten üstünde bir can taşındığının bilincindeyim. Ve buna dayalı iş yapıyorum. Bir yere yapıp bir yere bırakmıyorum. Gerçekten bir listemi çıkartıyorum. Mesela ilk başta gelene bütün kontrollerimi yaptıktan sonra bir listemi çıkartıyorum. Aracınızın bu eksikliği var. Bunlar bu fiyat diye çıkartıyorum ilk başta. Kabul ederlerse bu şekilde bir girişime giriyorum. Ve temiz şekilde veriyorum. Yani baştan savma iş yapmıyorum. Öyle söyleyeyim. Peki tamir konusunda özel uzmanlığın olan kısım hangisi? Ön takım tamiri. Ben ön takımcıyım direkt. Yani yürüyen aksamı, arabanın yürüyen aksamı, işte rot başları, rot mili, akslar, fren ayağı, her şeyi, arabanın bütün her şeyiyle alakalı. Uzaya bakar uzman gibi diyorum sen söyleyince ön takım ne demek, ne diyor, ne yapıyor diyor. O kadar alakalı. Şöyle söyleyeyim, aracı bir yerden bir yere götüren bütün organları tamir ediyorum. Çalışan bütün aksamlarını. Sadece motor hariç. Güzel. Peki şimdi sen hani başlangıçta demiştik. Seni görenler diyorlar ki bayan ustanı çağır. Sonra başka neler yaşıyorsun? Bir onu anlatmanı isteyeceğim. Bir de başka nelerle karşılaşıyorsun bir kadın olarak? Yani bu şekilde gelen çok oluyor. Şimdi son günlerde de şöyle gelenler oldu. Özellikle biraz önce geldiler. Lastikleri böyle yerleştirirken artık abi dedi ki ya dedi bu işi de elimizden aldınız helal olsun dedi. Dedim abi lastikçi misin? Hayır dedi, tırcıyım dedi. O zaman dedim yani senin elinden aldığım bir şey yok. Ben kendi işimi yapıyorum. Artık bunu da söylemeye başladılar. Yani bunu da işimizden aldınız. Lastik zor, lastik tamiri de zor. Bunu da aldınız. Valla diyorum ben ön takımcıyım. Lastik kardeşim yapıyor, ben yerleştiriyorum. Böyle bir espriyle bir şeyler gidiyor. Peki işler nasıl işler? Şimdi pandemi nedeniyle biliyorsun bütün sektörlerde, işlerde sıkıntı yaşandı. Senin sektörde, üstelik de daha yeni açtın dükkanı, hani yeni iş kuranların en büyük derdi müşteri olmamasıdır. Ne durumdasın? Yani ben yeni açmama rağmen çok şükür gerçekten güzel müşterilerim var. Gelenler memnun kalıyor. Memnun kaldığı için de bir sonraki gün başka birini getiriyor, başka birini yönlendiriyor derken ben bu ayımda mesela ilk atlattığım ayında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten çok güzel gitti işlerim. Hem müşterilerim açısından çok güzel şeylerle karşılaştım. Hem de
yani ben bu kadar beklemiyordum ya gerçekten, hani fazla bilmiyorum uzatmayayım da, gerçekten bu kadar beklemiyordum. İlk 6 ay dedim böyle işte çok zor iş yaparım, ama ilk ayda bayağı bir şeyler oldu çok şükür. Güzel, güzel. Nazar değmesin. O zaman Ankara'da neredesin? Onu da söyleyelim mi? Bizi izleyen ve özellikle aracının hem bakım hem de tamir işlerini sana getirmek isteyenler olabilir. Ben Ankara Pursaklar'dayım. Protokol yolu üzerindeyim direkt. Şöyle söyleyeyim. Tam açık adres vereyim mi yoksa nasıl vereyim bilmiyorum, ama tam açık adres vereyim Olur isterseniz. tabii, ver. Karacören Mahallesi, Özal Bulvarı No 44 bölü C'deyim ben. Emri Şahane Düğün Salonu'nun altındayım. Zaten direkt protokol yolu üstünde tepedeyim. En baştayım. Dükkanının adı ne? Tuana Oto Bakım Onarım. Tuana Oto Bakım Onarım Pursaklar. Onarım servisi. Evet, Pursaklar. Pursaklar'da protokol yolu üzerinde. Umarız o protokol yolu üzerinde geçen protokol araçları da sana araçlarını getirir, bakım ve tamirini yaptırırlar. İnşallah. Olur, niye olmasın? Ne kadar güzel, bak bunu başarmışsın. Her şey olur. Peki şimdi hayalin var. Sormazsam olmaz. Evet, bir hayalin gerçekleşti. Dükkanını açtın. Bu hayaline kavuştun. Sonraki hayalin ne? Benim aslında burayı açmadan önce iki tane hayalim vardı. Çok güzel bir projeyle girmiştim ama maddi olanaklarım çok el vermediği için buradan girdim. Şimdi ben ilk başta bu tamir ve lastik üzerine yer açmayı düşünüyordum. İkinci hedefim de ekspertiz dükkanı açmak. Yine ama böyle yan yana çok değişik bir projem var. İnşallah onu hayata geçirmeyi ümit ediyorum. Bu işlerde biraz daha şöyle geçtikten sonra hemen yan dükkanım boş, orayı tutuyorum. Oraya da bir ekspertiz yapacağım. Ortadan bölmeler falan yapacağım. Güzel bir hayalim var. İkinci ekspertiz olacak. Ekspertizlik ne? Yani şöyle söyleyeyim kısaca. Bir otomobili satın alırken götürdüğünüz, hani işte neresinde ne var, kazası var mı diye arabanın bir check-up'ını çekiyorlar ya. Ekspertiz bu. Yani bunu istiyorum. Ve bunun üzerine de eğitimlerimi aldım. Belgelerim mevcut. Her şeyim var. Sadece yerim eksik. Peki şimdi seni yakalamışken sormazsak olmaz. Madem öyle, eğer bir araç almaya karar verirsek, tamam ekspertize götüreceğiz vesaire, ama ondan önce yine de az buçuk böyle püf noktaları vardır. Birazcık ipucu paylaşabilir misin? Araç satın almak isteyen kadınlar araç alırken nelere dikkat etmeliler? Şimdi şu anda şu dönemde dikkat edilmesi gereken şunlar desem kesinlikle yalancı çıkarım. Çünkü o kadar şahane işçilik yapıyorlar ki ayırt etmesi çok zor oluyor. Bu yüzden diyorum ki bayanlara, kesinlikle yani kadın müşterilerime diyorum, özür dilerim. Özür Benim de herkes alışana kadar biraz. Yok, sakın özür dileme. Çünkü biz hepimiz bu değişimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunda da özür dileyecek bir şey yok. Evet, dilimiz bayana gidebilir. Hiç önemli değil, ama Evet. özür dilenecek bir şey değil bu. Sadece değişimi yapıyoruz. Çok tatlı bağladın. Bayan dedin, hemen arkasından kadın dedin. Aynen devam et, ama özür dilenecek bir şey yok. Birlikte değişimi başaracağız. Peki, teşekkür ederim. Dediğim gibi o kadar muhteşem işçilik çıkartıyorlar ki bunu eskiden bir ustaya götürüp gösteriyorduk. İşte sesini dinle, orasına bak, burasına bak. Artık bu tür şeylerle kesinlikle bulunamıyor. O yüzden diyorum ki kadın müşterilerime ve erkek müşterilerime bir ekspertize mutlaka götürmeleri gerekiyor. Çünkü ekspertizde her bölümün farklı ustası bakıyor ve cihazlarla bakıldığı için arabanın röntgeni çekiliyor bizzat. Neresi değişti, neresinde ne var, her türlü görebiliyorlar. O yüzden ekspertize götürmelerini öneriyorum. Tamam, peki. Güzel bir öneriydi. Peki diyelim ki aracımız bozuldu. Ya da lastiğimiz patladı. İlk ne yapmalıyız? İlk beni arasınlar. Beni arasınlar, ben hemen lastiğimle beraber giderim, yoldan kurtarırım onları. Ay, herkes seni arayacak. Sen böyle söyledin ya. Evet.
Şöyle söyleyeyim, lastik konusunda mutlaka bir tane stepne taşıyacaklar. Mutlaka taşımaları gerekiyor arabalarında bir tane stepne. Lastiği patladıklarında da yani yapacakları bir şey yok. Sağa çekip hemen dediğim gibi beni arayacaklar. Ben geleceğim, değiştireceğim. Onun haricinde araba çalışmıyorsa duruma göre neresinde ne varsa o zaman bulunur. Peki, çok güzeldi, çok keyifliydi. Şimdi seninle söyleşimizi tamamladık ama sonunda seni izleyen özellikle genç kadınlara mesajlarını almak isterim. Tavsiye eder misiniz? Bu alanda çalışsınlar mı? Ya da ne yapmak istiyorlarsa senin tavsiyelerin ne olur? Ne dersin onlara? Ben şöyle söyleyeyim, eğer gerçekten bir şeyi içlerinde tutkuyla istiyorlarsa, ben bu işi yapacağım, ben bu işin üstesinden gelirim diyorlarsa, hangi konu olur, hangi iş alanı olursa olsun, eğer yapacakları işe inanıyorlarsa, attıkları adımdan kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Ve inançlarını kesinlikle bozmamaları gerekiyor. Atsınlar, emin olun ki, yani eminim ki, inandıkları yolda ilerleyeceklerdir. Hangi sektör olursa olsun. Ama bu sektöre de gelsinler, artsın yani bu sektörde. Bayanlar artsın. Ben isterim. Ne artsın sektörde? Otomotiv sektöründe kadın... Affedersiniz. Kadınlar artsın. Yani ben artık işte Ahmet Usta veya işte Mehmet Usta bana bu parça lazım demek yerine işte Ayşe Hanım veya Fatma Hanım bana bu lazım demek isterim yani gerçekten. Senin sayende de olacak bu gidişle ve şimdi dikkat ettim. Sen bayandan kadına çok hızlı bir geçiş yaptın. Sen artık bundan sonra bayan değil kadın diyeceksin. Ve Evet. kadın dediğin için de senin çevrendeki herkes bayanı çöpe atıp kadın demeye başlayacak biliyor musun? İşte bu kadar güçlü bir şey yapıyorsun sen şu anda. İnşallah. İnşallah öyle olur. Hızlı bir şekilde. Evet, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. İyi ki seni tanıdık. Oto tamirci. Sen kendine ne diyorsun? Oto tamirci Tuğba mı diyorsun? Ne diyorsun kendine? Yani ben kendime bir şey demiyorum ama dışarıdakiler Tuğba Usta diyor. Ustaya usta demek gerekir, değil mi? Başka türlüsü mümkün mü? Yani. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin ve seni yakından tanıma imkanı verdiğin için bize. Sağ ol Tuğba. Ben teşekkür ederim Tülay Hanım.